Lise yıllarında ben biraz yapılarak biraz böyle afacandık, biraz da böyle şeydik, böyle heyecanlıydık. Spor branşları vardı. Daha sonra orada Rize Çaykur sporcularından Bayram Ali Karaali vasıtasıyla güreşe başladım. Aslında biraz da enerjimi atmak için ben bu işe başladım. Daha sonra bu sporu gerçekten çok sevdim, benimsedim. Ve 6 ay sonra belki Türkiye'de çok az ve nadir olan bir şey, Türkiye şampiyonu oldum. Yani spora başladıktan 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Örnek aldığım o zamanki sporculardan kim vardı? Muhammed Ali Kıray vardı. Biraz da dünya verdiği mesajdan dolayı etkilendim. Yani onun bana büyük bir etkisi oldu. Ben şöyle düşündüm, acaba ben olamam mı? İnandım. O zaman daha sonra milli takımda da girdiğim vakit tabii şanslıydım. O zamanki birçok hocamın emeği var ama o zamanki Gennady Stepanov diye bir Rus hocamız var. Onun ben demeyi çoktur. Ben onun sayesinde 1991'de dünya ikincisi oldum. Bir Rus rakibim Sergey Martinov'a yenildim. Dedim ki ben bir de son 10 saniyede yenildim. Çok da şeyime gitti, ağrıma gitti. Dedim ki ben bir sene sonra 1992'de Olimpiyat şampiyonu olacağım diye inandım. Hocalarıma inandım, güvendim. Ya artık uzadı sanırım. Ve 1992'de de olimpiyatlarda yine aynı rakibimle, bir sene önce dünya ikincisi olduğum rakibimle yine finalde karşılaştım. Bu sefer gerçekten çok üstün bir farkla, yani güreş anlamında yendim. Galip geldim. Ve maddi şeyden çıkarken işte madalya falan alırken gerçekten insan çok duygulanıyor. Ama benim için hayatımın en çok etkilendiğim olay, isterseniz anlatayım. Ben olimpiyatlarda şöyle bir şey var. Yani herkesin ibadet yaptığı yerler var. Havra var, kilise var ve cami bitişik. Ben bir hafta önce cuma namazına gitmiştim. Orada tabii Müslüman ülkelerle de orada olimpiyat komitesi başkanları falan da konuştuk falan şey yaptık. Bir kaynaşmıştık. Bir hafta sonra olimpiyat şampiyonu oldum. Bu sefer bizim kaldığımız yere o olimpiyat komitesi başkanları geldi. Dediler ki Cuma'ya bugün gelecek misiniz dediler. Dedim geleceğim dedim. Allah dedim niye geldiler falan da düşünüyorum. Ondan sonra ben tam böyle camiye doğru gidiyorum. Bir baktım herkes alkışlıyor. Bayağı bir kalabalık. Ben dedim acaba kim alkışlıyor? Şöyle arkamı bir döndüm baktım. Kimse yok, ben varım. Dedim Allah Allah, ya da beni alkışlıyorlar. Neyse herkes beni tebrik ediyor. İşte hayırlı olsun şu da bunu. Allah Allah dedim. Oradan Olimpiyat Komitesi'ne, diğer ülkelerin hem Türk Cumhuriyetlerinin hem işte o zaman işte Müslüman ülkelerin şeyleri bana bir sürü hediye hazırlamışlar. Bir sürü. İşte onlar bana hediyeler falan verdiler. Ben o zaman şunu anladım. Biz belki sınırlarımız biraz az gözükse bile gönül sınırlarımız sadece buraya sığmıyor. Biz o zaman şunu anladım. Derim ki bizim biz çok büyük bir ulusu temsil ediyoruz. Benim vereceğim mesaj şudur. Sadece Türkiye değil, dünyada hem Türk Cumhuriyetleri olarak hem inananları gerçekten bizi takip ediyorlar. Onları temsil ettiklerimizin farkına varalım. Ona göre çalışalım. Bu benim için çok büyük bir hem onur hem duygusal bir an oldu. Yani orada duygusal anlar da yaşadık tabii. Yani bu çok önemli, güzel bir hatıra olarak bende kaldı. Görmez yaptığım bir icat, internet sitesinden ben ayrılma kaldım. Biraz siyasi oldu. Dünya ikinci, yani 1991'deki dünya ikinciliği. Çünkü orada ben kendime güvendim. Dedim ki bir sene sonra olimpiyat şampiyonu olacağım. O benim için çok büyük bir ivme oldu. Çok bir dönüm noktası oldu.